Eylem yanındaki para için mi katledildi? Dolandırıcılık suçundan hapis cezası alan genç kadın Türkiye'den kaçmak isterken 28 bin lira para verdiği insan kaçakçıları tarafından boğularak öldürüldü. İddiaya göre yurt dışına kaçmak için Didim'e giden Eylem'in yanında tam 250 bin euro para vardı. Yani arkadaşımla beraber bir kız arkadaşım var. Onunla beraber bir butik kaçmak istiyoruz. Genelde aşıkımdır yani. Bunu herkes de söyler. 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için plan yaptı. Lüks otomobilini sattı. Tüm birikimini de yanına alıp yola çıktı. Ama o firar yolculuğu genç kadının sonu oldu. Çocukluğumdan beri olmak istemişimdir de. Bu arada genç kızlığımdan beri oldum ama şey değil. Benim sevmedim. 28 bin lira verdiği insan kaçakçıları çok daha fazla para için Eylem Gülçin Kan'ı hunharca öldürdü. Kredi kartı dolandırıcılığından aranan kadının yanında 250 bin euro olduğu öne sürüldü. Gündüz kıyafeti olarak hem güzel hem şık bunu uygun gördüm. 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kan'ın hayali moda dünyasının kraliçesi olmaktı. Katıldığı yarışma programını bir basamak olarak gördü. Ama işler istediği gibi gitmedi. Bir süre sonra suç dünyasına girdi. Eylem Kanık sanal alemde bulduğu kişilerin kredi kartlarını kopyalayıp içini boşaltıyordu. Mağdurlarının şikayetinin ardından 37 yaşındaki kadın hakkında davalar açıldı. Hatta 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karardan sonra polis onu aramaya başladı. Cezaevine girmek istemiyordu. Hedefi önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, oradan da Avrupa'ya gitmekti. Ona sahte bir kimlik ve pasaport lazımdı. Hakkında resmi belgede sahtecilikten 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Erhan isimli sabıkalıyla bağlantı kurdu. İnşallah olur hayalim. Güzel gözlerim var. Teşekkürler. Bir arkadaşının aracılığıyla insan kaçakçılarına ulaşan Eylem Kanık önce otomobilini sattı. 4 Ekim'de de İstanbul'dan Didim'e geldi. İnsan kaçakçılarına sahte kimlik ve pasaport için 28 bin lira verdi. Ancak o sabıkalı zanlılar Eylem Kanık'ta daha çok para olduğunu biliyorlardı. İddiaya göre Eylem Kanık'ın yanında içinde 250 bin euro olan bir çanta daha vardı. İnsan kaçakçıları onu bir hafta boyunca oyaladı. 4 Ekim'de sahte pasaport ve kimliği verme bahanesiyle bir adrese çağırdı. Eylem Kanık başına geleceklerden habersiz o eve gitti. Gündüz kıyafeti olarak hem güzel hem şık bunu uygun gördüm. İddiaya göre Serdar isimli Umut Taciri ondan daha fazla para istedi. Ancak Eylem Kanık bu isteği reddetti. Bunun üzerine genç kadını boğarak öldürdü. Daha sonra da battaniyeye sarıp evden dışarı çıkarttı ve kamyonetle buraya, Manastır'daki bölgeye getirdi. Diğer suç ortakları da buraya gelip genç kadının cesedinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. İddiaya göre Kanık'ın yanındaki yüklü miktarda döviz dolandırıcılıktan elde ettiği paraydı. O parayla kendisine yurt dışında yeni bir hayat kurmayı planlıyordu. Ama iddiaya göre 250 bin euroyu onu katleden insan kaçakçıları aldı. Boş arazide bulunan cansız bedenin kime ait olduğu tespit edildikten sonra Eylem Kanık'ın telefon trafiği de çözüldü ve dedektifler katil ve suç ortaklarına ulaştı. Hatta o zanlılardan birinin evindeki bilgisayarda öldürülen kadının pasaport ve kimliğinin örneği bulundu. Tamamen yakılan ceset hala adli tıp kurumunda. DNA eşleşmesi tamamlandıktan sonra cenaze aileye teslim edilecek. Sorgularında suçu birbirlerine atan 5 zanlıysa tutuklandı ve cezaevine gönderildi.